İnsan hakları sorunlarının en büyük nedeni maalesef iktidarlar ve devletler oluyor. Bu çok açık bir gerçek. Yıllardır böyle ve maalesef devlet kendini değiştirmek de istemiyor. Bu net bir gerçek. İktidarlar bir takım iddialarla geliyor ve daha sonra bakıyorsunuz hep onlar statükoculaşmış, devletleşmiş, dilleri değişmiş, böyle bir hale geliyor. Bu kabul edilecek bir durum değil ve bu yüzden yıllardır var olan insan hakları sorunları konusunda maalesef ilerleme kat edilemiyor. İnsanlarımız mücadele veriyor. Belki her kesimden insanımız daha iyi bir yaşam, insanca bir yaşam için bir mücadele veriyor. Ama devletle millet arasında çok büyük kopukluklar olmuş durumda. Hani millete bakış açısı çok olumsuz bir duruma gelmiş durumda. Ve bundan dolayı her alanda ihlaller yaşanıyor. Sosyal hayatta, efendim ekonomik hayatta, işte insanların cezaevine girdiği zaman bu hele son derece yoğun bir şekilde artıyor. Türkiye'de malum başta Kürt meselesinde çok ağır hak ihlalleri yaşanıyor, yaşandı ve bu anlayışla gidilecek olursa yaşanmaya da devam edecek. Bu tabii kabul edilecek bir durum değil. Çünkü Türkiye'deki büyük insan hakları ihlalleri arasında maalesef Kürt meselesi çok başta geliyor. Çünkü Türkleştirilmek istenen bir büyük halk var ve bu halk da bunu kabul etmiyor. İstenildiği kadar baskı, zorbalık olsun, bu halk bunu kabul etmiyor. Yıllardır bu konuda büyük bir mücadele var ve insanların canı gidiyor, kanı gidiyor. Biz barışa, adalete, insan haklarına dönmek zor değil diyoruz. Yıllardır bunu söylüyoruz. Zaman zaman devlet yetkilileri de bunu kabul ediyor. Ama sonunda yine aniden dönüyor eski haline. 1930'lu yılların Türkiye'sine dönüyor. Bakıyorsunuz iktidarı eline geçiren tek parti dönemi oluşturmaya başlıyor. Devlet partisi oluyor. Her tarafta bakıyorsunuz valiler, kaymakamlar onun emir kulu haline gelmiş durumda. Bunu hangi ideoloji yaparsa yapsın gerçekten bu millet adına utanç vericidir. Çünkü biz devlet görevlilerini bize hizmet etsinler diye seçiyoruz. Onlar da bunun için varlar aslında. Milletvekilleri de kamu adına uygulamalara karşı milletin sesi olma vazifesiyle Millet Meclisi'ne giderler ve ister iktidar olsun, ister muhalefet, milletin sesi olmaya çalışırlar. Muhalefetse iktidarın yaptığı yanlışları uyarır ve benzeri. Ama şu anda biz bunun da olamadığını, çünkü yürütmeyi eline geçiren Cumhurbaşkanı'nın hem yasamayı hem de yargıyı katı bir denetim altına aldığını ve insan hakları ihlallerini arttırdığını görüyoruz. Türkiye'nin bekleyen insan hakları sorunları konusunda adım atmak bir yana, maalesef bu sorunları arttıran bir tavırla hareket ediliyor. İşte Kürt meselesi, Alevi meselesi, efendime söyleyeyim Ermeni soykırımı ile ilgili yıllardır yaşananlar ve reddiyeler, din ve vicdan özgürlüğü alanında yaşananlar, bütün bunlar maalesef çözümsüz bir şekilde bekleyen konular ve bunları da aşarak iktidar kendisini ne kadar güçlü hissetmişse o kadar ağır insan hakları sorunlarına yol açıyor. Hocam bir de son Bakıyorsunuz. dönemde araya giriyorum, özür diliyorum. Bu Estağfurullah. sona gelirsek, çünkü ekranda birçok kişi yazdı diye ben size de sormak istiyorum. Tabii. Son bu yasanın tartışıldığı günlerdeki işte milletvekillerinin tam performans gösteren çok milletvekili vardı. Onu herkes zaten izledi ama onun dışında genel anlamıyla muhalefetin bu konuda eksik kaldı ve yeteri kadar bir direniş ya da bir katılım göstermediği noktasında eleştiriler var. Siz bu konuya katılır mısınız ya da ne dersiniz? Şöyle, ben kendi partim adına konuşayım. Aslında komisyon görüşmelerinde, hani Adalet Komisyonu'nda iki HDP'li vekil
üye olarak var. Ama biz 18 saat boyunca sabaha kadar 9 vekil olarak bulunduk. Hani iki yerine 9 vekille bulunarak etkili bir muhalefet yapmaya çalıştık. Mesela CHP ve İyi Parti'nin katılımı bize göre oldukça zayıftı. Ben kendi partim adına konuşayım. Daha sonra genel kurulda ise 25-30 kişilik bir grup olarak katıldık. Ve sonuna kadar çok yoğun bir muhalefet sergiledik. Her maddede konuştuk. Her konuda önemli bir gündem oluşturduk. Önemli tartışmalar yaşandı. Eğer ki bizim muhalefetimiz olmasa bir iki üç günde bu yasa geçip gidecekti. Sonunda tabii en son oylamaya denk geldiği zaman ortaya çıkan tablo tabii ki Çok eleştiriyi hak eden eleştiriliyor. bir tablo. Evet, çok Tabii. eleştiriliyor. Yani Hani ben seçmenler özellikle kendi partilerini gerek CHP gerek HDP. evet gerçekten düşük bir katılım. Hani ben halkımıza hak veriyorum. Bunun da öz eleştirisini mutlaka yapmak lazım. Çünkü çok önemli bir yasa, milyonları ilgilendiren bir yasa. Evet, biz 18 saat komisyonda, 7 gün boyunca gece gündüz genel kurulda çok önemli bir mücadele verdik. AK Parti'ye kök sürdürdük ama hani o oylama zamanında da daha etkili bir şekilde bulunsak tabii ki daha iyi olurdu. Bu eleştiriler Hocam neden peki haksız değil. siz, çünkü siz oradaki durumu havaya yalın, neden katılımın işte örneğin HDP açısından biz sayarsak daha yüksek olmadığını siz ne bağlayabiliyorsunuz? Bir şeyiniz var mı okulda belki? Ya burada işin doğrusu 7 gün boyu süren kulis ve lobi tartışmalarında bir ileri adım atılmaması, iktidarın çok katı durması ve iktidarın AK Parti MHP olarak sayısını düşürmemeye çalışması hani bizim belki arkadaşlarımızda da bir umutsuzluk yaratmış olabilir. Hani çünkü sonuçta üç partiyi de bir araya getirsen AK Parti ve Yine MHP'yi geçemiyor. yetmediği için bu etken Yani olabilir, evet. yetmiyor açıkçası. Hani bu bir umutsuzluk oluyor. Bir de iktidar kesinlikle hiç geri adım atmıyor. Böyle bir katı bir şekilde duruyor. Peki. Bundan dolayı yeterli sayı olmadı. Şimdi ama ben şuna hak veriyorum, halkımıza hak veriyorum. Tabii ki çok daha iyi bir sayıyla orada olmalıydık. Çok daha hani kabul edilse bile yasa bu açı bu kadar açılmamalıydı. Yani 279'a 51 hakikaten üzücü bir rakam. Büyük bir tepki oldu. Onu da görüyoruz. Hocam Halkım evet. Şimdi yani şeyden hak açıklamalı veriyoruz geldi. ama bir takım şeyler de var. Yani yaştan dolayı gelemeyen, genç olduğu halde bir takım kronik hastalıkları olan ve Meclis Genel Kurulu'da biraz riskli bir bölüm tabii işin doğrusu. Yüzlerce milletvekili bir kapalı bir alanda ve zaman zaman da tartışmalar olduğu zaman sosyal mesafe bitiyor yani. Hani böyle anlar da çok yaşadık. Yani Hocam zaten gerginlikler oldu. sonuna baktığımız zaman o yasa geçtikten sonra AKP MHP milletvekillerinin bütün sosyal mesafeyi o meclisteki o Evet. kanunu ayaklar altına aldığını ve o neredeyse sarmaş dolmaş sevinçlerini de gördük. Ben bir şey daha sormak istiyorum. Hocam mesela CHP'den açıklama geldi. İşte CHP Anayasa Mahkemesi'ne götürecekmiş ki böyle haberler Evet. yayınlandı. Şimdi onu CHP yaptı da size şunu sormak istiyorum. Anayasa Mahkemesi'ne gittiği takdirde sizin Anayasa Mahkemesi'nden beklentileriniz bir, ikincisi Anayasa Mahkemesi'nin aslında uyması gerekenler nerede normal şartlarda? Yani Şimdi bu yasa geri efendim, dönmeli mi normalde şeylere baktığınız zaman? bu yasa kesinlikle Anayasa Mahkemesi'nde iptal edilmeli. Bakın kesinlikle. Eğer memlekette bir anayasa varsa, eğer ki iddialı bir anayasa varsa, işte her şey anayasaya dayandırılır ya, eğer varsa kesinlikle bu yasanın iptal edilmesi lazım. Bakın açık konuşalım. Çünkü resmen içeriden insan seçerek bir af çıkarıldı. Düşünün, Alaaddin Çakıcı'ya uygun bir af çıkarılmıştır. Bunu kamu vicdanı kabul ediyor mu Adem?
Bakın siz söyleyin. Kiminle konuşsak isyan ediyor. Düşünün, Alaaddin Çakıcı deyince başka bir sıfata gerek yok. Kim ne olduğunu biliyor. Onun gibi de yine birçok insan Sayın 20 yıl Vekilim, ben ceza araya girerek almış. özür diliyorum, bir şey hatırlayayım. Bu Alaaddin Çakıcı denen kişi ki daha geçtiğimiz dönemde işte Sayın Cumhurbaşkanı'na ağza almaz küfür, hakaretler ve Evet, tehditler evet, savurmuştu ki ondan sonra evet, evet. Devlet Bahçeli'nin görüşmesinin ardından bu gerçekleşti. Konvoyla karşılamışlar onun cezaevinde çıkışını. Böyle bir hak, adalet var Doğru. yani. Buyurun. Evet, işte memleketin hali bu. Ona özel bir af çıkarılmış durumda. Yani 20 yıllık ceza yarıya indiriliyor. Oradan 3 yıl denetimli serbestlik, 7 yılda çıkabiliyorsun. Ama bunun yanında bebekli, hamile kadınlar, çocuklu kadınlar, hastalar, yaşlılar, gariban insanlar sırf düşüncesi bir şekilde diye o zindanlarda inim inim. Bunu hangi vicdan kabul eder? Bunu hangi anayasa kabul eder Allah aşkına? Hani bakın içeriden birilerini benim adamım diye seçiyorsunuz. Diğerlerini sen benim muhalifimsin, ben sana zaten dünyayı zindan etmek istiyorum diyorsunuz. Ve dışarı çıkarıyorsunuz. İşin özeti bu. Ve içeriye yeni muhalifler sokmak istiyorsunuz. Bakın çok net bir şekilde yani bu gidişatla boşalan 90 bin kişilik yere yeni muhalifler eklenecek. Şu anda bakın aylardır Yargıtay karar onamıyordu Adem Bey. Cezaevlerinde yer olmadığı için. Şu anda sanırım o cezalar da onanacak ve belki binlerce kişi cezaevlerine girecek. Büyük dramlar olacak. Anne, diyelim ki baba cezaevinde anne de girecek. Kanser hastası birisi tedavisi devam ediyor. El mecbur cezaevine girecek. O kadar dramlar var ki yani. Gerçekten inanılmaz. İşte bütün bu büyük haksızlıklardan, anayasanın 10. maddesindeki eşitlik ilkesini ihlalden dolayı Anayasa Mahkemesi bunu iptal etmeli. Ve ayrıca bunun bir af yasası olduğu apaçık ortada. 360 milletvekiliyle bu af yasası görüşülmeliydi. Yani bir onay anlamında. Bu Evet. sayıyı da bulamadılar ve sonuçta efendim biz af yasası değil işte bak ismi ceza indirim yasası gibi kendi çoğunluklarına güvenerek anayasayı da buldozer gibi ezerek bu yasayı apar topar geçirdiler. Ama bunu hangi vicdan kabul eder? Bunu hangi anayasa kabul eder? Biz bundan dolayı Anayasa Mahkemesi'ni iptal etmesini bekliyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne de önemli bir baskı yapacağız. Hem siyaseten hem sivil toplum olarak. Halkımız ümidini yitirmesin lütfen. Her şey bitmiş değil. Biz bu ülkede hayatımızı bir takım zalimlerin eline bırakmayacağız. Bakın, halkımızın, milletimizin hayatını bu vicdansız insanların inisiyatifine bırakmayacağız. Bunu çok net söyleyeyim. Sonuna kadar direneceğiz. Bütün halkımızla beraber direneceğiz ve Anayasa Mahkemesi'nin hukuka, anayasaya dönmesini isteyeceğiz. Anayasa Mahkemesi'nin son zamanlarda bazı önemli olumlu kararları da oldu, olmadı değil. Mesela Sıra Sıraya Önder, efendim Ayşe Çelik öğretmen kararları, Barış Akademisyenleri kararları, güvenlik soruşturması kararları. Hani demek ki Bir umut var istendiği zaman diyorsunuz. ya tamamen umudumuzu kesmeyelim lütfen. E Biz hocam peki elimizden şöyle bir şey gelen ortaya çıkar mı? Varsayalım ki bir Anayasa Mahkemesi'nde bu geri dön ya da Anayasa Mahkemesi bu şey iptal etti. Peki biz şu anda dışarıya çıkan bu çeteler, bu şeyler yani bunlar tıpış tıpış gidip içeri mi girecek? Şimdi bu kargaşa nasıl ortadan kalkacak? şimdi işin doğrusu öyle olacak. Bakın aslında Türkiye'ye nasıl bir karmaşa hazırladılar inanılmaz. Hani bu böyle hani eğer ki bu yasa iptal edilirse dışarı çıkanlar geri gelecek. Böyle açıkçası. Tabii biraz iş çorbaya dönecek. Hani yamalı bohçaya dönecek. Zaten haksız hukuksuz bir ortam var. Adil olmayan bir yargılanma var. İnsanlar adalet bekliyor. Herkes inim inim inliyor. Yüz binlerce kişi gözünü dikmiş mecliste bu yasa nasıl çıkacak diye bekliyor. Biz hani bakın genel kurulda komisyonda çok konuştuk ama Adem Bey perde arkasında onlarla da çok konuştuk. Hani parti görüşmelerinde gelin Evet. Adalete dönün, hukuka dönün. Bakın büyük mağduriyetler var, büyük yanlışlar yaptınız ve gelin hukuka dönün, bu yanlışları bitirin diye hani
Perde arkasında da konuştuk ama Nuh dediler, peygamber demediler. Çok katıydılar. Yani terör denirse riskli kişileri bile biz bu yasaya dahil etmeyiz dediler. Hani düşünün, sağlıklı normal bir kişi efendim bu yasadan faydalanamıyor. Ama işte hastalar var, yaşlılar var, engelli insanlar var, genç hastalar var, hamile kadınlar var, lohusa kadınlar, çocuklu anneler. Ya bunlar, bakın, risk grubu, bir de hastalık var ortada. Yani bir de bu yasada nasıl ayrımcılık yaparsın? Elini kolunu sallayarak çıkan mafya babası bir tarafta, öbür tarafta da çocuğuyla iniminim Evet. içeride inleyen bir anne. Bunu şimdi hangi vicdan kabul eder? Böyle Hem tekliflerimizi bile kabul etmediler. Yani bir riskli anne hem de kişilerde en bir azından. evet hocam 6 milyon insanın seçtiği seçilmişler bak sizin eski Tabii. genel başkanı Sayın Demirtaş, Tabii. Filiz Barurken, Figen Yüksek de onlarla birlikte onlarca belediye başkanı ve yine Tabii. partinizin üyeleri. Şimdi bunlar ellerine silah almamış insanlar ve Türkiye'de doğal şekilde siyaset yapmış insanlardır. Yani karşılaştırma yapıldığı zaman meclis kulislerinde buna verecekleri cevap var mı gerçekten? Gerçi mecliste biz duyduk, Efendim, evet ölsün ölsün diye bir sesleri de duyduk. bakın, ben İdris Balıken'le ilgili bir hatıramı mecliste anlattım. Belki dinlemişsinizdir. Yine de sizin Buyurun yine de dinleyicileriniz için izleyicilerimize. anlatayım. Efendim, İdris Balıken çok değerli bir siyasetçidir. Çok değerli bir doktordur. Aynı zamanda benim uzmanlık alanında da meslektaşımdır. O da göğüs hastalıkları uzmanıdır. Biz İnsan Hakları Komisyonu olarak Sincan Cezaevini ziyaret ettik ve orada Sayın İdris Balıken'in koğuşunu ziyaret ettik. Eski Dersim Belediye Başkanı Mehmet Ali Bey de oradaydı. İkisi beraber kalıyorlardı. Biz biraz konuştuk, oturduk, sohbet ettik. Diğer değişik partilerden milletvekilleri de vardı. Yani direkt koğuşun içine kadar girdik Adem Bey. Ve orada, ne yapıyorsunuz İdris Bey, nasılsınız? Burada size infaz koruma memurları ihlaller yapıyor mu? Cezaevi yönetimi saygısız tavırlar yapıyor mu? Ne gibi ihlallerle karşılaşıyorsunuz diye sorduğumuzda İdris Bey bize çok çarpıcı bir cevap verdi, biliyor musunuz? Ya dedi, arkadaşlar, ben dedi, burada bana yapılan ihlalleri kalkıp size anlatmaktan haya ederim. Ben dedi, sizinle burada oturup memleket meselelerini konuşmak isterim. Arkadaşlar, Kürt meselesi ne durumdadır? Barış ne durumdadır? İnsanlarımız bundan sonra hala ölecek mi? Barış için ne yapabiliriz? Ey AK Partililer, siz niye barıştan uzaklaştınız? Niye şöyle? Bakın, bu insanın derdi bu orada. Zindanda ve orada bize belki ilk olarak şikayetleri anlatır. Hani gerçekten çok üzücü bir ortam, dört duvar arası bir ortam ve hani çok ihlallere açık bir ortam. Ama İdris Bey bize, arkadaşlar, gelin burada biz memleket meseleleri konuşalım. Hani düşünün, böyle bir insanı siz terörist diye içeri atmışsınız. Yani orada zindanda kendisine belki her türlü haksızlık yapılırken bile, gelin memleketin sorunlarını çözelim, bu topraklardaki insanları mutlu edelim, bu işin formülünü nasıl buluruz diyen insanları siz terörist diye içeri atmışsınız. Yani bu gerçekten, mecliste de anlattım. Utanın arkadaşlar dedim ya. Utanın dedim. Bakın, biz size diyoruz ki 16 yıl ceza vermişsiniz. Hiç utanmadan, haya etmeden, uyduruk mahkemeler. Bir insanın 3-5 tane konuştuğu cümleden kalkıp vay efendim sen terör örgütü üyesin diye inanılmaz ağırlıkta bir ceza vermişsiniz. Hangi vicdanınız bunu kabul ediyor ya dedim. Allah aşkına, siz İdris Bey'i tanımıyor musunuz? Yani kaç yıl burada milletvekilliği yaptı? O insanın ne teröristliğini gördünüz? Ne zaman eline bir silah aldı? Ne yaptı size? Bir küfür bile etmedi bu insan burada. Yani bir kötü söz bile söylemedi. Nasıl bu insana böyle, o insan orada ölsün mü dediği zaman ölsün diyen sesler çıkabiliyor. Yani bu kadar mı dibe vurdunuz? Bu kadar mı dibe vurdunuz? Bu kadar mı aşağının aşağısına indiniz? Gerçekten bakın, bunlar çok önemlidir. Yine tüm milletvekillerimiz, Sayın Selahattin Demirtaş, Sayın Figen Yüksekdağ arkadaşlarımız boş yere siyasi nedenlerle şu anda tutuklu ve
Sağlıkla ilgili çok önemli problemleri var. Bakın biz bunu çok söyledik. Yani şimdi bu ülkede Cumhurbaşkanı adayı olmuş, 6 milyon kişinin adeta sevgilisi olan çok değerli bir şahsiyet Selahattin Demirtaş, Türkiye siyaseti için her kesimin sempatisini kazanmış, Karadenizli'nin, Akdenizli'nin, Marmara'dakinin, her taraftakinin oyunu alabilmiş çok değerli bir insan. Siz bu insanı orada sağlık sorunları yaşarken de orada tutmaya devam ediyorsunuz. Uyduruk mahkemelerle bir mahkemeden iki ayrı tutuklama kararı gibi garabet işler yaparak orada tutmaya çalışıyorsunuz. Defalarca bunu anlattık. Yine bakın benim Kocaeli teşkilatımdan şu anda 18 tane arkadaşım en az 5 aydır iddianamesiz bir şekilde tutuklu olarak bekletiliyor biliyor musunuz? Ve birçok ilimizde böyle. Yani mesela Gaziantep'te yine 50-60 tane arkadaşımız. Nedir? Parti faaliyeti yapmış. İlçe yöneticisi telefonla konuşmuş veyahut da işte seçim çalışmalarına hazırlanmış gibi abuk subuk suçlamalar. Bunları düşünün bakın suçlama olarak sunuyorlar. İnsanların halay çekmesini suçlama olarak sunuyorlar. Düşünün daha bir mahkeme bile yok. Boş yere iddianame hazırlanmadan siz bu insanları orada cezaevlerinde tutuyorsunuz. Binlerce kişiyi tutuyorsunuz. Hasta demiyorsunuz, yaşlı demiyorsunuz. Aralarında ileri yaşta kadınlar var, erkekler var. Ölüm Anne baba haberleri de geldi mahpuslar hocam. var. Şeyde yani 3 mahkumun resmi olarak bu açıklandı. 3 Evet, mahkumun evet, koronavirüsten evet. dolayı hayatını kaybettiği de söylendi ki birçok mahpusa da bu aslında yayılmış, izleniyor diye bir duyum da var yani. Şimdi efendim cezaevlerinde aslında ilk baştan beri korona vakaları var. Biz bunları duydukça ifade ettik, duyurduk ama bizim bunu duyurmamızdan çok rahatsız oldular. Bize de soruşturma açtılar ama daha sonra bu Evet. vakaların doğru olduğu da ortaya çıktı. Birçok yerden duyum aldık. Bakın bazı duyumları yayınlayamadık çünkü insanlar öylesine korkutulmuş ki efendim. Mesela diyor ki ya benim mahpusum diyor korona olmuş, hastaneye kaldırılmış, kesin bilgimiz var. Ama diyor aman diyor bunu duyurmayın diyor. Yani başımıza bir iş açılır, bize kötü muamele yaparlar. Böyle bir sürü insan oldu, düşünebiliyor musunuz? Ve tespit ettiğimiz, öldüğünü duyurduğumuz insanlar oldu. Bakın bir milletvekili olarak bakandan önce birçok ölüm açıklamasını ben yaptım. Evet. Bafra cezaevinde Mehmet Yeter. Şakran Açık Cezaevinde İsmet Nice. Bu kişileri ilk önce ben duyurdum Türkiye'ye. Bakan hala o sıralarda korona müspet vakamız yoktur, yoktur, yoktur deyip duruyordu. Düşünün aradan bir ay geçmiş. Türkiye'nin her ilinde korona vakası var ve ölümler var. Bakan nedense açıklamıyor. Ama ne zaman açıkladı Adem Bey? Yasa görüşmelerinin son gününde. Artık geri adım atmayacakları belli olan o günde efendim işte cezaevi çalışanlarından 79 kişi, hakim savcılardan 32 kişi, adliye çalışanı, adli tıp çalışanı 68 kişi ve 17 mahpus 3 tane ölümümüz var dedi. Biri yoğun bakımda. Ya Sayın Bakan bu insanlar o gün mü hepsi birden sözleşmiş gibi korona müspet oldu? Sen kaç gündür, bir aydır bu vakaları niye açıklamıyorsun? Hani düşünün böyle gizli saklı işlerle halkın tepkisini dindirmeye çalıştılar. Ama biz biliyoruz ki şimdi o 17 belki 100 oldu. Belki kaç tane ölü var. Ya düşünün o kadar sanki bir sıkı yönetimdeyiz ki hangi cezaevinde öldü Sayın Bakan? Açıklamıyorum. Diğer vakalar hangi cezaevlerinde? Açıklamıyoruz. Ya Allah aşkına nasıl bir sır bu? Yani insanların canının tehlikede olduğunu açıklamak bu kadar mı sizi tedirgin ediyor? Daha artacak vakalar ve bu cezaevlerinde ölümler sizi hiç rahatsız etmiyor mu? Bu insanların canı can değil mi? Onların bir hayatı yok mu? Onların yakınları yok mu? Siz onları çok değersiz varlıklar olarak mı görüyorsunuz? Bu nasıl bir şeydir? Ama maalesef böylesine Ali Cengiz oyunlarıyla bir takım şeyleri gizlemeye çalışıyorlar. Efendime söyleyeyim hangi cezaevine atsak efendim korona ile ilgili mahpuslarda hakkında bilgi veremeyiz. Hastanelere telefon açıyoruz.
Korona vakaları konusunda bilgi vermemek için 40 takla atıyorlar. Bakın, inanılmaz bir şey var. Yani kendi hatalarını örtmek için ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ve insanları orada ölüme terk ettiklerinin açığa çıkmaması için ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ama biz bütün bunları ortaya sereceğiz. Bir de Sayın Vekilim şöyle bir durum var. Yani sizin aslında çok ilgilendiğiniz bir şey olduğu için ben sormak istiyorum. Tabii. Toplum içerisinde hakikaten de çok büyük bir kesimi de bu kabul ediyor. Bu tutukluların, hükümlülerin aileleri var, yakınları var. Yüz binlerle, milyonlarla ifade edebileceğimiz ve Tabii. özellikle bunların aileleri birçok tutuklunun, hükümlünün, kadın olsun erkek olsun çocuklara çok mağdur. Bugün ben sizin bir Tabii. tweetinizi okudum ben. Yine bir sanırsam bir kadın bu gece çocuğunun yatmadığını size Evet. iletmiş, onu paylaşmıştınız. İnanın insan bu Evet. tür şeyleri okuduğu zaman bu tür olaylar size çok geliyor. Bir de toplumun o kesiminin bunalımı var. Psikolojik içerisinde olduğu psikolojik durumu var. Yani sadece içeride olan 250-300 binlik bir mesele değil bu. Dışarıdaki o milyonların durumunu hükümet görmüyor mu? Ya da halk dışarıda nasıl bunlara bakmalı ya da ne yapılabilir bunlara karşı? Çok önemli bir soru Adem Bey. İnanın ki, bakın, hapishanelerden bana çok mektup geliyor. Mahpuslar bu sorunlarla ilgilendiğimi iyi biliyorlar. Kadınlar, erkekler, yaşlılar, hastalar bana çok mektup yollarlar. O mektubun ağırlığını bilirsiniz. Belki 3-5 gramdır mektuplar. Ama inanın ki o mektubu, o 3-5 gramlık belki mektubu alıp okuduğunuz zaman elinizde o bir külçe gibi ağırlık halinde size kalıyor. O mektuplarda o kadar derin dramlar, o kadar yürekten sesler, o kadar büyük sıkıntılar anlatılıyor ki inanın ki insan okurken mahvoluyor. Hani benim böyle sosyal medyada yansıttığım o 3-4 sayfalık mektuplardan bir iki cümle ancak. Yani hepsini okuduğunuz zaman gerçekten bir insan olarak insanlığınızdan utanıyorsunuz. Yani insana bunlar yapılır mı ya diyorsunuz. Hani bu kadar zulmedilir mi? Hani çocuklu annelerin o cezaevlerinde yaşadıkları, o çocuklarıyla yaşadıkları sıkıntılar. Çünkü çocuğa göre bir yer değil cezaevi. Yani çocuk anlamıyor. Anne niye bu kapılar kapanıyor? Niye buralara güneş vurmuyor? Niye benim oyuncağım olmuyor? Düşünün, Diyarbakır cezaevine gittik. Boyama kalemleri verilmiyor çocuklara. Boyama kalemi ya. Ne zararı var mı? Boyama kalemi verin. Yok, yasaktır efendim. Doğru dürüst besin alamıyorlar. Yumurtası, sütü çocuklara eksik geliyor. Ve en önemlisi, çocuk orada çocukluğunu yaşayamıyor. Bakıyorsunuz belki koğuşta tek başına 30 yaşındaki ablalar, teyzelerle oyun oynamak istiyor. Onların peşinde koşturuyor. Ve hatta onun oradaki oyunu, Keskin cezaevine gitmiştik. Oradaki bir anneye sordum. Çocuk burada ne oynuyor dedim. Tehlikeli üst kattaki merdivenlerden aşağıya koşturarak oyun oynuyor diyor. Başka bir yeri yok diyor. Akşamüstü de havalandırma da kapatılıyor diyor. Yine Tarsus cezaevinden yeni tahliye olmuş bir kadınla konuştum 3-4 gün önce. Orada yazı da geçirmiş, kışı da geçirmiş. Tarsus'u bilirsiniz. Tarsus çok sıcak bir yerdir ve rutubetlidir. Tarsus'ta diyor biz neler yaşadık bebeğimle. Düşünebiliyor musunuz? Hani alt kat hadi neyse ama üst kat diyor yatacağımız ranzaların olduğu kat Tarsus 40 derece ise 50 derece oluyordu. Çünkü kapalı bir kutu cezaevi, ceryan yok, rüzgar yok. İçeride pişiyorsunuz diyor. Benim diyor bebeğim diyor sabah olduğu zaman havalandırma açıldığı zaman gidip kendisini betonların üzerine atardı. Birazcık serinleyeyim anne diyerek. Düşünün, insanlara orada ne çileler, ne işkenceler çektiriyorsunuz. Hastalar var yine. Biz gittik Elazığ cezaevinde Veysel Avunan diye bir hasta vardı. Düşünün, ayakları tutmuyordu ve arkadaşları onu üst kattan alt kat tuvalete kadar sırtlarında getirip ortası delik bir sandalyeye oturtup büyük abdestini yaptırıp daha sonra sırtlarını alıp üst kata çıkarıyorlardı. Şimdi bunu iktidar parti vekilleri de gördü ve bedbenizlere attı bak. İşte dedik sizin Türkiye'niz bu işte. Böyle insanları içeride tutuyorsunuz. Yine Diyarbakır cezaevinde bir koğuşa gittik. Ölmek üzere olan yaşlı felç geçirmiş bir insan.
hastane cezaevine geri göndermiş. Doğru dürüst bakmamış. Cezaevinde yatıyor, başında mahpuslar bekliyor. Ya dedik neyi bekliyorsunuz? Ölümünü bekliyoruz dediler. Adam hırıltılar içinde yatıyor. Ya sayın müdür dedik, siz ne yapıyorsunuz ya? Allah aşkına bu insanın yeri mi burası? Bakın bu insan burada nasıl yatıyor? Böyle çok yani gözümüzle gördüğümüz birçok Bir vaka de var ve hocam bizi... bu KHK davaları var. Yani yüzlerce, Evet. binlerce insan Çok. cezaevine girmiş, o bir yana, fakat arka tarafta arkada kalanların mağduriyeti, kişisel Ya. görüşüm, sanki cezaevindekilerden daha bin bin kat Tabii. fazla gibime Tabii. geliyor. Bilmiyorum, sizin de bizzat birebir size gelen olaylarda da Tabii. siz bunu görüyor, siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu işte Şimdi. çocukların dramı, iş yerlerine el koymalar, işte sürgünler, eşin Tabii. içeri koyulması, diğer eşin görevden alması, ailelerin mağduriyeti, yani bir bütünen bilmiyorum, bu Şu durumu biliyor, anda nasıl hissediyorsunuz? Adem Bey, belki çok kişi bilmiyor ama belki Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ağır aile parçalanmalarının olduğu yılları yaşıyoruz. Bana gelen mektuplarda ben bunu çok görüyorum. Aile birliği ve bütünlüğü bozulmuş. Düşünün 3-4 senedir anne ve baba birbirini göremiyor çünkü ikisi de mahpus. Çocuklarla bir araya gelemiyorlar. Çocuklar uzak cezaevine gidemiyorlar. Anne bir cezaevinde, anne diyelim Sincan'da, baba Edirne'de, çocuklar Antalya'da. Hadi bakalım çöz bu problemi. Çocuklar anneyi ne zaman görecek, babayı ne zaman görecek? Çocukların anneyle babayla telefonda görüşme saatleri hafta içine geliyor, okula gidemiyor. Ve hatta anneyi görecek, babayı görecek, okuldan kaybediyorlar, mutlaka zaman geçiyor. Veyahut da o cezaevinde 800'e aşkın bebek ve çocuk var ve bu bebek ve çocuklara hiçbir formül bulunmadı. Ve aynı zamanda anne baba mahpusluktan dolayı dışarıda dede, nine, teyze, dayı, hala yanında kalan çocuklar var ki bunların psikolojileri hakikaten tamamen bozuk durumda. Geçen gün aldığım bir mektupta da bu dramı anlatıyordu. Bir eski öğretmen, KHK'lı bir öğretmen. Ben diyor cezaevine girmeden önce 3 tane çocuğum vardı. 17-18 yaşında bir de işte 10 yaşında bir 3 tane çocuğum vardı. Çok çalışkan, terbiyeli ve kötü alışkanlığı olmayan çocuklardı. Ama ben cezaevine girdim. Anneleri onlara sahip çıkamadı. Ben onlara sahip çıkamadım ve çocuklarım uyuşturucuya alıştı, okulu bıraktı, cezaevine girdi, çıktı, suç sabıkaları oldu. Düşünün. Bakın bir aileyi, bir nesli nasıl mahvediyorsunuz? Kadınlar madden manen perişan durumda ve gerçekten dayanılmaz bir haldeydi. Şu yasayı on binlerce insan büyük bir merakla bekliyordu, büyük bir hevesle bekliyordu, büyük bir aşkla bekliyordu. Çünkü o dağılan, parçalanan aileler artık takatlerinin son haddindeydi. Madden, manen, malına, mülküne el konmuş, perişan edilmiş insanlar, daha dün belli bir hayat standardında olan insanlar bir kuru ekmeğe muhtaç olmuş durumda. Düşünün, sadakayla, zekatla geçinen insanlar var, konu komşunun ihsanıyla geçinen insanlar var, 5-6 kişi bir dedenin emekli maaşıyla geçinen insanlar var. Ya nasıl yaşıyorsunuz arkadaş, siz nasıl başarıyorsunuz diye soruyorum. Gerçekten cambaz olmak lazım. Yani 1500 lirayla 5-6 kişi nasıl geçinir arkadaş? Bir yani bunun bir formülünü anlatın diyorum. Düşünebiliyor musunuz? Ya olacak iş mi bu? Bir onu bırakın. Yani insanlar aylarca gidip babasını, annesini cezaevlerinde göremiyor. Aileler parçalanıyor yani. Aile diye bir şey kalmıyor. Yine Fuat Nazlı Çatpınar çifti var Düzce cezaevinde. 3 tane çocukları var. İkisi de mahpus. Çocuklar da annenin yanına gidiyor. 3 tane çocuk. Düşünün. 3 çocuk annenin yanında. Baba da cezaevinde. Yani aile hepsi cezaevinde. Düşünün. Yani bu iktidar bunları yaşatıyor insanlara. Çocuklar bazen rahatlamak için babaannenin yanına gidiyor. Bu sefer anneyi özlüyorlar. Veyahut da bu koronavirüs salgının sırasında çok yaşandı. Anne böyle işte anneanneye, babaanneye çocuğu verdiği zaman bir aydır, 1,5 aydır çocuğu alamıyor. Çünkü görüş yasağı var biliyorsunuz. Çocuk verilemiyor. Anne bir tarafta ağlıyor, çocuk bir tarafta ağlıyor. İnanılmaz dramlar yaşanıyor. Yani
Düşünün, yıllarca bu devlete hizmet etmiş öğretmenler, doktorlar, mühendisler, akademisyenler, binlercesi şu anda cezaevinde ve cezaevinde bizim Türkiye'nin önemli bir birikimi şu anda mahvediliyor maalesef. Bu çok acı bir durum. Siyasetçisi, sanatçısı, bilim insanı, yani insanına bu kadar acımasızca bir muamele yapan bir başka ülke yoktur ve hani ceza indirim yasası geldiği zaman da siyasi mahpus denerek o kişilere, riskli kişiler bile olsa, çocuklu hamile kadınlar, yaşlılar olsa bile onlara zerre indirim yapmam diyen vicdansızlıkta bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu çok tehlikeli bir durum ama iktidar inanılmaz bir şekilde bu tavrını devam ettiriyor. Biz neler yaşandığını çok iyi biliyoruz. İnanın ki bakın o çocuklar yanımıza geliyor. 3-4 yaşındaki çocuklar hani annemi istiyorum diyor çocuk. Yani düşünün 3-4 yaşındaki bir çocuk anneannesi babaannesi yanınıza getiriyor. Ya işte o sizinle konuşuyor. Ya Ömer Bey nasıl yapacağız? Yargılamamız şöyle sürüyor, şöyle ihlaller yaşanıyor derken bakıyorsunuz 3-4 yaşındaki çocuk sizin gözünüzün içine bakıyor. Yani belki işte annemi kurtaracak birisi mi bu acaba? Yani bizim de gözlerimiz yaşarıyor. Gerçekten çok duygusal anlar yaşıyoruz. Çok çok üzülüyoruz. Hani ve bu yargılamaların çok acımasızca yapıldığını da biliyoruz. Yani adamı işinden atmışsın, eşinden ayırmışsın, çocuğundan ayırmışsın, ailesini parçalamışsın. Yani gerçekten bir devlet bu kadarını yapmaz yani. Sonra bakın bu durumdaki insanlar, böyle de çok vaka var. Sosyal yardımlaşma kurumuna gidiyor ya. Perişan durumdayız. Bak bir anda çatıdan aşağı düştüm. Hayatım perişan oldu. Sosyal yardımlaşmadan bize bir destek veremez misiniz? Hayır. Biz seni terörist ilan etmişiz. Sana zırnık yok. Bir de bu cevabı işitiyorlar. Bunu biliyoruz. Binlerce böyle bakın. Binlerce böyle vaka var. Sayın Vekilim, Maalesef bugün evet, böyle. Abdülkadir Selvi biliyorsunuz AKP'nin akil adamı gibi, Evet. AKP'ye yol gösteren sözüm ona, önceden bir yoklama yapan bir insan, bir köşe yazısında, nükleyasında diyor ki AK Parti ne yapıp edip Kürt seçmeni kazanmalı diyor. Başlık olarak bu. Neyi Evet. planlıyor sizce? AKP neyi planlayabilir? Ya da Kürt seçmeniniz gerçekten AKP'yi tercih edecek mi? Ya da AKP'yi tercih etmesi için bir sebep, bir neden var mı? Ya şöyle bakın Kürt meselesinde biz Erdoğan'a çok opsiyon sunduk. Erdoğan'ın otoriter bir yönetici olduğunu bilmemize rağmen Kürt çözüm meselesinde, çözüm sürecinde bütün bunlara rağmen hani Erdoğan'ın bu baskıcı yapısına rağmen tamam buyurun gelin dedi Kürt siyaseti. Gelin beraber bir çözüm arayalım. Memleketi yeter ki ateşten kurtaralım, ölümden kurtaralım. Analar ağlamasın, çocuklar ölmesin dedi. Hani Erdoğan'ın çok güvenilen bir lider olduğunu tabii ki biz de düşünmüyorduk. Ama hani bir barış yolu var mı? Aman bu yolun bir engelleyicisi olmayalım dedik her zaman. Gerek siyasette gerekse de sivil toplumda hep böyle düşündük. Ama süreç içinde Erdoğan'ın artık Kürt meselesini tamamen kalıcı olarak rafa kaldırdığını çok iyi biliyoruz. Buzdolabına kaldırdım demiştim çözüm süreci bittiğinde biliyorsunuz. O mesele buzdolabında demişti. Ama orayı bile geçti. Artık onu tamamen çatıdan aşağı attı Kürt meselesini ve bu konuyu bitirdi görüyoruz. Çünkü hani acımasız bir şekilde Kürt meselesinde adalet arayan tüm söylemlere, tüm çağrılara acımasız bir karşılık verdi. Barış diyeni anında cezaevine attı. Barış diyeni anında işinden attı. Aşından etti, eşinden etti, çocuklarından etti, yurdundan etti. Bakın şu anda yurt dışına çıkmak zorunda kalan on binlerce insan var efendim. Yani bu ülkenin yetiştirdiği birçok akademisyen, birçok üniversite mezunu insanımız yurt dışına çıkmak zorunda kalıyor. Neden? Çünkü hani hakkında bir yargılama, zalimce bir karar, zindan yolu, işkence, şu bu adayı olan bir insan oluyor ve ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. Ve ne oluyor? Gidiyor başka ülkelere
Oralarda doktorluğunu yapıyor, mühendisliğini yapıyor, avukatlığını yapıyor belki. Hani bu insanları biz yetiştirmiştik. Niye gidip başka yerlere hizmet etsinler? Bakın bu çok önemli bir soru. Erdoğan'ın Kürt meselesinde geldiği yer artık maalesef geri dönüşümsüz bir yer. Yani Kürt halkını aldatarak Kürt meselesini çözeceğini işte efendim size ekonomik vaatler. Kürt meselesi nedir ki ya? Kürt sorunu mu kaldı kardeşim falan. İşte size barajlar yaptık, yollar yaptık, hanlar yaptık söylemleri. Ama ana dilinde insanlar bir kelime ettiği zaman kıyamet kopuyor bakıyorsunuz. Mecliste bile şu anda ana dilinde arkadaşlarımız bir iki kelime söylediği zaman kıyamet kopuyor. Kürdistan dediği zaman kıyametler kopuyor. Yani kardeşim biz bu ülkenin halini biliyoruz. Bu ülkede insanlar Kürt halkı vardır dediği için cezalandırılmıştır. Büyük bir yara vardır burada. Siz nasıl olur da bu yarayı tedavi etmek yerine üzerine tuz dökersiniz? Şu anda da yapılan budur ve hani onların Kürt meselesindeki çözümü işte Kürt'e bir takım ekonomik çözümler bulalım. İşte şehirleri biraz daha imarlı olsun falan gibi çözümlerle Kürt'ün kimliğini reddederek ona bir takım hediyeler, payeler vererek işi götürme taktikleri. Peki. Sayın Vekilim, Sayın Selahattin Demirtaş'la ilgili ilgilendiğinizi de ben biliyorum. Yani zaman zaman görüştüğünüzü, onunla ilgili fikir alışverişinde bulunduğunuzu da ben bildiğim için size sorayım. Bugün gerçi Başak Demirtaş Hanım kendisiyle görüşmüştü. Durumunun kısmen iyi olduğunu, fakat Sayın Demirtaş'ın her zaman kronik bir hastalık taşıdığını hep söylüyorsunuz. Sizler de, ailesi de bunu söylüyor. Durumu ne şu anda sizce? Yani Sayın Demirtaş'ın dışarı çıkma olasılığı olabilir mi, olamaz mı? Böyle bir durum olur mu? Ya Sayın Demirtaş'ın mutlak surette dışarı çıkması lazım. Yani zaten zulmen tutuklu, siyaseten tutuklu. Herkes bunu çok iyi biliyor. Ama aynı zamanda sağlık sorunları da var. Antihipertansif tedavi kullanıyor, solunum problemleri yaşıyor. Ve işte ciddi bir takım olaylar da yaşadı. Bunu biliyoruz. Yani belli bir müddet zulmedildi. Artık daha bunun devam etmesi mümkün değil. Düşünün aslında hani Selahattin Demirtaş'ın ne kadar takdir edilen bir insan olduğunu hepimiz biliyoruz ve o yüzden Erdoğan'ın onu çıkarmadığını da hepimiz biliyoruz. Sayın Başak Demirtaş hanımefendi ile görüşüyoruz sık sık ve Selahattin Başkanımızın durumu, sağlığı hakkında da bilgiler alıyorum. Kendisine bol bol selamlar yolluyoruz. Moralini yüksek tutmaya çalışıyoruz. En son doğum günüydü. Ona bir doğum günü mesajı da eşi aracılığıyla gönderdik. Yani insanları zindanda mutlu etmek lazım. Yanında olduğumuzu göstermemiz lazım. Bunlar çok önemli şeyler gerçekten. Moralmen elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Ben şahsen ziyaret edemedim 1,5 yıldır. Çünkü Adalet Bakanlığı izin vermiyor. Bize karşı çok hasmane bir tavır var. Aslında çok sembolik bir tavır göstermiştim. Milletvekili olmadan önce milletvekili olduğum gün sabahleyin ilk yapacağım iş düşünce özgürlüğünden mağdur siyasetçi, düşünce insanları ve sivil toplum liderlerini ziyaret etmek olacak demiştik ve ayrımsız demiştim. Sayın Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Ahmet Altan ve o zamanlar tutuklu olan Alparslan Kuytul için dilekçe yazmıştık. Düşünün, öylesine bir hasmane Adalet Bakanlığı var ki yani gerçekten inanılmaz bir şey. 1,5 yıl hatta 2 yıla yaklaşıyor. Belki yüzlerce dilekçemize hayır cevabı veriyorlar. Düşünün, böyle bir hasmane bir anlayış var. Ama biz Sayın Başkanımızın durumunu yakından takip ediyoruz. Gerçekten çok değerli bir siyasetçi, değerli bir insan, üretken bir insan ve gerçekten kendisinin normal siyasete döndüğü halde, döndüğü zaman çok aktif bir siyasi seyir çizgisi izleyeceğini de hepimiz
biliyoruz. Erdoğan için Çetin Ceviz bir rakip olacağını da biliyoruz. Ben çok uzayacağını düşünmüyorum, inanın ki. Hani bunlar zorla içeride tutma hadisesi. Hani Allah bilir sonuçta zamanı ne olur, ama Sayın Demirtaş'ın çok uzun olmayan bir süre sonrası dışarı çıkacağını düşünüyorum şahsen. Sayın Vekilim, bir soru daha sormak istiyorum. Yani halkın vekili olduğundan dolayı ben bu güncel bir bilgi bana bugün geldi. Bingöl'de Karlova'nın bir köyünde isim de söylenir. İsim şu anda gerçekten aklıma gelmiyor. Karakol orada iki PKK gerillasının mezarı var. Onu öyle söyleyeyim olayı. Şimdi üzerinde biliyorsunuz her halk, her inanç işte şehittir ya da ismini, soy ismini yazar. Şehadetlik sadece hani Türk olmaya ya da Kürt olmaya bağlı değil ya da Müslümanlara bağlı değil. Şehadetlik her inançta da var. Şehit işte felankes diye yazdıkları için karakolda çağrılıyorlar ve diyorlar ki siz bu yazıyı silmezseniz biz sizin hakkınızda dava açarız. Dava açtıktan sonra da bunu siz eğer o mezar taşını değiştirmezseniz biz gelir kendimiz mezarı yıkarız diye tebliğlerde bulunmuşlar. Bu konuyla ilgili insan hakları açısından baktığımız zaman bu bir hak değil mi? Yani kişiye ait bir hak değil mi diye size sorayım ben. Tabii efendim. Şimdi insan öldükten sonra artık insanlığa emanettir. O cenaze insanlığa emanettir. Cenaze bizim dinimizde, bizim geleneğimizde son derece saygın bir şeydir. Değil mi? Taziyeler bizim toplumumuzda çok çok önemlidir. İnsanlar ne bileyim yabancı ülkede bile olsa Türkiye'deki bir taziyeye koşturup gelir. Cenaze bizim için çok çok önemlidir ve insan öldükten sonra artık gerçekten insanlığa emanettir. Türkiye'de bu konuda çok üzücü hadiseler yaşandı. İşte Garzan mezarlığı olayı, insanların mezarlarının yıkılması, kemiklerin karıştırılması, yıllardır kemiklerin bulunamaması, annelerin DNA beklemesi, kemik beklemesi, cenaze beklemesi. Düşünün ne kadar büyük acılardır. Zaten cenaze, hani bir insan öldükten sonra zaten hani bu dünyada değil artık. Bu dünyada ne olduğunu bilmiyor, ama onun bu dünyada başına gelenleri o insanın yakınları biliyor. Hani o insanlar acıyı çekiyorlar artık. Hani o cenazeye olan saygısızlık o cenazenin sahiplerini derinden vuruyor, yaralıyor, incitiyor. İşte en son biliyoruz bu gibi olaylar çok yaşandı. Hani Diyarbakır'da bir annemize İşte cenaze kargoda yollandı. Git adliyeden kargoyla gönderilmiş cenazeyi al dendi. Anne gidip çocuğunun kemiklerini kargo paketinin içinde aldı. Yani bunlar olacak işler midir? Hani ne kadar belki üstünden 3 yılda geçse o cenaze sonuçta bir insan cenazesidir. Kim olursa olsun yani bir insan öldükten sonra artık o cenazeye saygı duyulması lazım. Bir cenaze böyle bir kargo paketinde gönderilmez. Ya morga gönderirsin, ya bir cenaze aracıyla aileye gönderirsin. Bunun yolları vardır yani. Zor da bir şey değildir. Ne olacak bunlar? Hani o sen vatandaşına saygın yok mudur? Yani bir insanın saygı duyması gerekiyor. Yerin altına girmiş insanlara artık rahatsız etmemek gerekiyor. Siyasi bir takım nedenlerden dolayı bunu yapmak gerçekten son derece üzücüdür, ama öylesine bir anlayış var ki bütün bu meseleleri ortaya çıkan nedeni halletmek yerine, ki yani boşuna mı sonuçta ülkemizde yıllardır binlerce insan ölüyor, 50-60 bin kişi öldü öyle veya böyle, Türk veya Kürt, sonuçta bu insanlar ölüyorlar ve bir çözüm bulunmuyor. Hani çözüm nasıl bulunacak? Siz bu çözümü aramadığınız müddetçe işte ben tepene balyozu indiririm, aklın başına gelir, ben sana kesinlikle saygı duymam, sen bana boyun eğeceksin mantığıyla Kürt meselesi çözülmez. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Cenazelere saygısızlık yaparak Kürt meselesi çözülmez. Bunu yıllarca söylüyoruz, ama gelip durdukları yer maalesef bu ve son derece üzücüdür. Biz hele o annemizin kargoyla
cenaze gönderilen annemizin o gözlerindeki ifadeyi halen unutamıyoruz. O mahzun bakışları, o dertli bakışları, o çok büyük acılar yaşayan o bakışları unutamıyoruz gerçekten. İnsanlara bu acıları niye yaşatıyorum, niye ben bu deveranı devam ettiriyorum diyen bir devlet anlayışı yok. Ama katı, soğuk, beton gibi bir anlayış var. Düşünün ya. Bakın bizim devletimiz öyle mi olmalıydı? Yani merhamet nazarıyla yaklaşmalıydı. Demeliydi ki ya sen hani bir babanın merhameti gibi. Ya evladım sen bir hata yaptın, seni affediyorum, canım ciğerim, gel bu işi çözelim. Çocukları kavga etse gel bakalım bir meseleyi çözelim diyen bir merhametli baba görmemiş mi bu devlet? Peki Sayın Vekilim, ben sizi daha fazla tutmak istemiyorum. Neredeyse yaklaşık bir saat oldu. Ben son sözlerinizi alayım. Gerçekten yorgunsunuz. Siz çok uğraşan bir vekilsiniz. O yüzden son sözlerinizi alalım. Yayını böylece bitirelim hocam. Buyurun. Tabii. Efendim ben şunu söylemek isterim. Şu anda infaz yasasından faydalanamayan düşünce özgürlüğünden mağdur mahpus yakınlarına seslenmek isterim. Onlar şu anda çok büyük bir üzüntü yaşıyorlar. Onlara bilhassa sizin aracılığınızla seslenmek isterim. Ümitlerini lütfen yitirmesinler. Anayasa Mahkemesi var. Biz o Anayasa Mahkemesi'ne de sivil toplum olarak önemli bir baskı yapacağız. O Anayasa Mahkemesi'nden bile olumsuz bir karar çıksa bile yolun sonu değil, hayat bitmiş değil. Lütfen kendilerini çok üzmesinler. Sıkıntılara, üzüntülere, depresyonlara lütfen girmesinler. Hani bu meyanda biz çok üzücü şeyler duyduk, duyabiliriz. O yüzden hayata sarılsınlar, hayata tutunsunlar lütfen. Her şey bitti demesinler. Biz her şey bitti demiyoruz. Azmimizi, inancımızı, direncimizi yüksek tutuyoruz ve sonuna kadar uğraş vereceğiz. Bu çürümüş, yozlaşmış iktidarın yalan yanlış yasalarıyla, anayasayı çiğneyen yasalarıyla bir yere varamayacağını buradan değerli izleyenlerimize hatırlatalım ve hepsine saygılarımızı, selamlarımızı sunalım. Sayın Vekilim çok teşekkürler. Bize zaman ayırdınız, değerli vaktinizi ayırdınız. Çok değerli bilgiler verdiniz. Size çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Selamlar, saygılar diliyorum size. Sağ olun. Sağ olun efendim. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Evet.